Büyük milletimiz iyi akşamlar. Güzel vatanımızda saatler 19'u gösteriyor. Türkiye ve dünya gerçekleriyle ulusal kanal farkıyla ekranlarınızdayız. Yine önemli haberleri sizlerle paylaşacağız. Değerli izleyiciler, bugün siyaset ağırlıklı, iç siyaset ağırlıklı haberlerimiz var. Elbette son zamanlarda gelişen başka olaylar da var. Özellikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Karabağ merkezli haberler, Dağlık Karabağ merkezli haberler önemini koruyor. Değerli ulusal kanal izleyicileri, Covid-19 gerçekten çemberin daraldığı bir ortamdayız. Covid-19 ile ilgili tartışmaları da ekranlarınıza taşıyacağız. Haberleri, bilgileri de sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Yani yine yoğun bir gündemle karşınızda olacağız. Ulusal Kanal Ana Haber Bülteni başlıyor. Siyasi gündem epey yoğun değerli izleyiciler. Gerek Cumhuriyet Halk Partisi, gerek İyi Parti etrafında dönen bazı haberler var. Bildiğiniz gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nde özellikle ana dilde eğitim konusunda bir tartışma var. Kemal Kılıçdaroğlu ana dilde eğitimi savunuyor, bazen savunmadığını söylüyor. Savunduğu zamanlar oluyor, savunmadığı zamanlar oluyor gibi bir ortam oluşmuş durumda. Bu konuyla ilgili tartışmalı haberler var. Bu haberleri arkadaşlarımız derlediler size. Yine değerli izleyiciler, İyi Parti içinde merkez üssü Pensilvanya olan diyebileceğimiz deprem yaşanmaya devam ediyor. Çünkü bildiğiniz gibi Ümit Özdağ'ın yapmış olduğu açıklamalar vardı ve Ümit Özdağ'ın yaptığı açıklamalarda ne öne çıkıyordu? Değerli izleyiciler, Ümit Özdağ, İyi Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğuna dair ifadeleri ortaya atmış, bilgileri ortaya atmıştı ve bu gerçek bir deprem yaşanmasına neden oldu. İyi Parti'de bugün daha sıcak gelişmeler yaşandı. Ana başlığı söyleyeyim, Ümit Özdağ partiden ihraç edildi değerli izleyiciler. Bununla ilgili ayrıntılı haberlerimiz de olacak. Ama bugün gerçekten Türkiye tarihinde belki de ilk defa Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi bir yazısında ortaya çıkan ifadeleri ekranlarınıza birinci haber olarak taşımak istedik. Aslında içinde bulunduğumuz durumu, ortamı, Türkiye'nin nasıl bir pozisyon içinde olduğunu da gösteren çok net bir açıklamaydı. Zira Milli Savunma Bakanlığımız, değerli ulusal kanal izleyicileri, bir açıklama yayınladı ve açıklama Doğu Akdeniz'le Fırat'ın doğusuyla ilgiliydi. Terör örgütleriyle ilgili bir açıklamaydı. Terör örgütleriyle ilgili mücadele açıklamasıydı ve bu açıklamanın temelinde terör örgütlerini destekleyen emperyalist güçler vardı. Ve emperyalistler ifadesi resmen Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında da yer aldı. İfade şöyle efendim. Bakın, Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı'nda yer alan ifade. Türk Silahlı Kuvvetleri emperyalist uşağı terör örgütlerine ve onun sözde yöneticilerine hayal kurdurmamaya kararlıdır ve buna muktedirdir. İşte o açıklama. Aktörler değişse de tehdidin odağı aynı. ABD-İsrail kuşatmasındaki Türkiye mücadelesinde kararlı. Özellikle bizim bölgemizde haydut devlet sayısı oldukça fazla. İsrail'den Kıbrıs Rum kesimine bu haydut devletler hem kendi vatandaşlarına zulmediyor hem de dünyanın istikrarını bozuyor. Tıpkı Balkanlarda, tıpkı Kafkaslarda, tıpkı Akdeniz'de olduğu gibi bu uzun güney sınırımızda da istikrar sağlanana kadar sahada aktif bir şekilde yer almayı sürdüreceğiz. Doğu Akdeniz, Libya, Kafkaslar, Atlantik ağır yenilgi alıyor. Gözler Fırat'ın doğusunda. Suriye'nin Irak sınırı tarafında yeni bir terör oluşumu gayretlerine hız verildiğini görüyoruz. Amerikan ordusu bir yandan Fırat'ın doğusundaki askeri varlığını güçlendirmek için çalışmalarına devam etse de Türkiye sınırlarında terör devleti kurulmasına izin vermeyecek. Verilen mesajlar son derece kararlı. Terör devleti kurma gayreti var. Türkiye asla izin vermeyecektir. Binlerce kilometre öteden gelip sınırlarımız dibinde terör koridoru kurmaya çalışanları elbette seyredecek değiliz. Askeri, iktisadi, idari, Suriye'nin kuzeyinde ABD tarafından terör örgütüne verilen destek Türk ordusunun önünde engel değil. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarılı mücadelesiyle ilgili tarihi mesajı Milli Savunma Bakanlığı verdi. Türkçe ve İngilizce resmi mesajda emperyalist uşağı terör örgütleri ifadesi kullanıldı. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeyinde gelecek hayali kuran emperyalist uşağı terör örgütlerine ve onun sözde yöneticilerine hayal kurdurmamakta kararlı ve buna muktedirdir. Suriyeli kardeşlerimizin katili olan, başta PKK-YPG ve DEAŞ olmak üzere büyüğünden küçüğüne tüm teröristlerin sonu hayalleriyle birlikte kazdıkları çukurlara gömülmektir.
Evet, yorum büyük milletimizindir değerli izleyiciler. Devam ediyoruz. Bir anayasa tartışması var. Bildiğiniz gibi İyi Parti, HDP ve Saadet Partisi ile anayasa çalışması yapmadık dedi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Oysa Kemal Kılıçdaroğlu'nun daha önce, tarihini de vereyim, 22 Haziran 2018 yılında bir televizyon programında, katıldığı bir televizyon programında anayasa çalışması için bir araya partilerin geldiklerini söylediği, yani bu partilerin bir araya geldiklerini söylediği ve ortak ilkeleri belirlediklerini de vurguladığı belirtildi. Bakın, partiler bir araya geldi ve ortak ilkeleri belirlediler dedi. Daha sonra bildiğiniz gibi bu anayasa taslağı ile ilgili haberler ya da orada yer alan maddeler gündeme bir şekilde taşınmıştı. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu bugün öyle bir çalışma yapmadık diyor ama 22 Haziran 2018'de partilerin bir araya gelerek ortak bir ilke belirlediklerini, ortak ilkeler belirlediklerini de belirtiyor. İyi Parti'den de açıklama var. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Nuri Okutan'ın kendisinin bilgisi dahilinde böyle bir toplantıya katıldığını açıkladı. Siyasal partiler arasında anayasal ortak ilkeler saptanmaya çalışılmıştı 2 yıl önce. Bu sefer böyle bir anayasa çalışması yok. Bu kamuoyunda tartışılıyor. Ben de büyük bir hayretle izliyorum. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu böyle dedi ama Kılıçdaroğlu'nu yalanlayan yeni bir video ortaya çıktı. 22 Haziran 2018 tarihinde Tele1 televizyonu yayınına katılan Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı olarak anayasa çalışması yaptıklarını, hatta ilkeleri de belirlediklerini söyledi. Biz daha önceden, yani seçimler daha gündemde yokken, Millet İttifakı'nı oluşturan partiler bir araya geldik zaten. Bir anayasa değişikliği için neler yapabiliriz diye ilkeler belirlendi. Ve o komisyonun başkanlığını da Sayın Kaboğlu yapıyordu. Dört partinin ilkeler üzerinde, anayasa değişikliğinde ilkeler üzerinde bir anlaşma metni hazırlandı. Bugünlerde inkar etse de Kılıçdaroğlu'nun o günlerde dayanak olarak gösterdiği Profesör İbrahim Kaboğlu da 2018 yılında CNN Türk yayınında söylemişti dört partinin anayasa çalışması yaptığını. Dört parti arasında yapılan anayasa çalışmasına ilişkin bir bilgidir, doğrudur. Kaboğlu'nun İyi Parti, HDP, CHP ve Saadet Partisi'nin ortak anayasa çalışmasıyla yeni bir açıklaması daha ortaya çıktı. Bu açıklamada 20 Şubat 2020'ye ait. Siyasal partiler arasında anayasal ortak ilkeler saptanmaya çalışılmıştı 2 yıl önce. Hiçbir arkadaşım, bilgim içinde ya da dışında bir anayasa çalışması yapmadık. Daha önce toplantıya ilişkin bu sözleri sarf eden İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den de yeni bir açıklama geldi. Fox TV'ye konuşan Akşener, ortak çalışmanın toplantı olduğunu savundu. İyi Partili Nuri Okutan'ın da bilgisi dahilinde toplantılara katıldığını söyledi. Sayın Nuri Okutan kardeşimiz bu kendisine yapılan davete icabet etme konusunda benim de bilgim dahilinde katıldı. Ya değerli izleyiciler, işte durum böyle. Yani toplantı oldu, olmadı, yapıldı, yapılmadı, bir metin hazırlandı, hazırlanmadı, maddeler üzerinde anlaşıldı, anlaşılmadı gibi çelişkili açıklamalar var. Ama çelişkili açıklamaları yapanlar aynı isimler. Yani aynı isimler hem yapıldı hem yapılmadı diyor. Dolayısıyla söylediklerinden bir tanesi gerçek dışı. Yani bir noktada bir gerçek dışılık var ve bu gerçek dışı olan noktayı artık umarız ilerleyen günlerde hepimiz öğreneceğiz, hepimiz anlayacağız ama neden böyle bir gerçek dışı ifade kullanılıyor? Bunu öğrenmek tabii en doğal hakkımız diye düşünüyoruz kamuoyu olarak. Ve değerli Ulusal Kanal izleyicileri, İyi Parti'ye bakalım. İyi Parti'de bir ihraç ve bir istifa vardı. Hem de İyi Parti'nin önemli isimleri. Ümit Özdağ ihraç edildi. İsmail Koncuk istifa etti. İyi Parti iyi yönetilememektedir. Suların durulmadığı İyi Parti'de istifa ve ihraç kararı birlikte geldi. Adana Milletvekili İsmail Koncuk İyi Parti'den istifa ederken, basın toplantısında Koncuk'a destek veren Ümit Özdağ'sa partiden ihraç edildiğini öğrendi. Bugünden itibaren İyi Parti ile ne bir milletvekili olarak ne de üye olarak hiçbir bağlantım kalmamıştır. İyi Parti ikinci olağan kurultayında başlayan liste krizi istifa getirdi. İsmi oy verilmeyecekler listesinde bulunan Adana Milletvekili İsmail Koncuk, İyi Parti ile bağını kopardı. Koncuk, mecliste düzenlediği basın toplantısında Akşener yönetimini zehir zemberek sözlerle eleştirdi. Bu partiye emek vermiş dava arkadaşlarımız
kara listelere alınarak açıkça aşağılanmış, itibar suikastına uğramış, tasfiye edilmiştir. Sayın Genel Başkan'ın tercihinin kara liste operasyonunun faillerinden yana olmasını bizlere yönelik açık bir mesaj olarak görüyorum. İsmail Koncuk, İyi Parti'nin CHP ve HDP ile anayasa çalışmalarına da tepkiliydi. Genel Başkan ve parti yönetimine zerre güvenim kalmadı dedi. Divan üyesi olarak görevlendirilen bazı kişilerin PKK ve FETÖ konusundaki açıklamaları göz önüne alındığında partinin fitrine koyduğu bu tür kişilerle nereye savrulduğu meçhuldür. Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmak için siz çok dilli eğitime, yani bir PKK talebine ve özellikle evet diyeceksiniz. Bunu izah etmeniz mümkün değil millete. Tabana izah etmeniz mümkün değil. Bizim üzüldüğümüz budur. Basın toplantısı sırasında Koncuk'a destek veren İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'sa İyi Parti'den oy birliğiyle ihraç edildi. Özdağ ihraç kararını basın toplantısı sırasında öğrendi. Sizin ihraç edildiğinize yönelik bir karar çıkmış gibi gözüküyor. Çok teşekkür ederim. Söyler misiniz bir şey? Hayır. Özdağ'ın ihraç gerekçesi, insan hakları, demokrasi ve hukuk devleti gibi en temel ilkeleri yok sayıcı davranış ve eylemlerin içerisinde olmak ve parti yönetimi ve kurulları aleyhine yazılı, görsel ve sosyal medyada asılsız iddialarda bulunmak olarak açıklandı. Kendisi de aynı zamanda FETÖ'nün yurt dışındaki en büyük sivil toplum örgütü olan Kazakistan Türk İş Adamları Derneği'nin başkan yardımcılığını yapmış. İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu söyleyen Ümit Özdağ, İYİ Parti, CHP, HDP ve Saadet Partisi'nin anayasa taslağı hazırladığını, bu taslakta değiştirilmesi teklif dahi edilemez olarak kabul edilen maddelerin bile revize edildiğini belirtmişti. İkinci maddeden milli dayanışma ve Atatürk milliyetçiliği çıkartılmış, üçüncü maddeden dili Türkçedir ifadesi çıkartılmış. Ümit Özdağ ihraç kararını yargıya taşıyacağını açıkladı. Bu ihracı kabul etmiyorum diyen Özdağ, hukukun bütün temel kurallarına aykırı bir ihraç ifadelerini kullandı. Değerli izleyiciler, İyi Parti deprem gerçekten böyle artçılarıyla falan oldukça yoğun hissediliyor. Çünkü kurucuları, İyi Parti'nin kurucularından büyük tepkiler var. Ulusal kanalda özel açıklamalar yaptılar. Hem genel merkez kurucuları hem de İstanbul İl Örgütü kurucuları, kurucu üyeleri ulusal kanalda özel açıklamalar yaptılar. Ortak bir nokta var açıklamalarda. Buğra Kavuncu ve Bahadır Erdem'in Gladio tarafından partiye yerleştirildiğini söyleyenler var kurucular içinde. Önemli bir haber bu. Ulusal kanal farkıyla ulusal kanalda özel açıklamaları ekranlarınıza taşıyoruz efendim. Buğra istifa! Buğra istifa! Bahadır istifa! Bahadır istifa! NATO'cuların, gladyocuların bir takım çalışmaları var. İyi Parti'de peş peşe yaşanan krizlere partinin genel merkez ve İstanbul kurucu üyelerinden sert tepki geldi. İyi Parti FETÖ'cülerin ve PKK sevicilerin cirit atacağı bir parti değil. Ulusal kanala konuşan İyi Parti kurucularından ve Merkez Disiplin Kurulu eski üyesi Avukat Uğur Tarhan, parti içerisindeki şüpheli kişilerin partiden uzaklaşmasını istedi. Biz partimizin kuruluş ilkelerine sahip çıktığımızı göstermek, bu ilkelere aykırı davranışları olan, fikirleri olan şüpheli, sorunlu kişilerin de partiden uzaklaşmasını talep etmek üzere bu itirazlarımızı dile getirmek için bulunduk. Anayasanın değiştirilemez maddelerini de hatırlatan Tarhan, İyi Parti'den herhangi biri HDP ile yeni anayasa çalışmalarına girerse karşısında olacaklarını vurguladı. Anayasanın değiştirilemez maddesini, 66. maddesini değiştirmeye dönük böyle bir şüpheyi doğuracak bir fikri varsa bu fikir İyi Parti tarafından kabul edilemez. Birileri ediyorsa da biz buna karşı çıkarız. İyi Parti kurucu üyeleri FETÖ'cü olduğu söylenen İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya da hala tepkili. Kartal kurucu ilçe başkanı Bünyamin Balta, Kavuncu gibi isimlerin partiye Gladio tarafından yerleştirildiğini belirtti. Türk Milliyetçiliği hareketinin içerisinde NATO'cuların, Gladio'cuların bir takım çalışmaları var. Birçok sebebi vardır ama asıl olan Türk milliyetçileri, NATO'cu bir eksende mi olacak, Türkçü, Turancı bir eksende mi olacak, ona karar vereceğiz. Yani partinin buna karar vermesi lazım. Bence Buğra Kavuncu'nun bu göreve getirilmesinin sebebi de budur. Sebeplerinden biri de budur. Yani. İyi Partililer Akşener'in FETÖ'cülere sahip çıktığını düşünüyor. Genel başkanımıza iletmek istediysek de halkı, üyesini, ilçe teşkilatında görev yapmış insanları hiçe sayarak
bir FETÖ'cüye sahip çıktı. Ne yazık ki il başkanımız yüzsüzlük yapıyor, istifa etmiyor. Biz onu bugün istifaya davet edeceğiz. Parti kurucularının tepki gösterdiği bir diğer isim PKK-HDP'li Leyla Zana ve Fethullah Gülen övgüsü yapan Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem. Burak Avuncu'nun ve Bahadır Erdem'in istifa etmesi gerektiği noktasında fikir birliğine vardığımız için biz buradayız. Biz FETÖ'cüyle, HDP'yle falan işbirliği yaparak seçilmeyi istemiyoruz. Eğer öyle bir şey varsa zaten biz kendi partimizi de bırakır, oy dahi vermeyiz. Garip bir siyasi ortam var değerli izleyiciler. Siz de takip ediyorsunuzdur mutlaka. Yani şimdi açıklamalar birbirini tutmuyor. Yani haber bültenimizin, bugün haber bültenimizin başından itibaren aynı olgulara dikkat çekiyoruz. Yani bir açıklama diğerini tutmuyor. Aynı ismin yaptığı açıklamalar birbirini tutmuyor. Yine CHP'ye döneceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu daha önce söylediği bir şeyi tam tersini söyleyebiliyor bir iki hafta içinde. Mesela daha önce ana dilde eğitim konusunda hiç konuşmadık demişti ama bir başka açıklamasında konuştuklarını söylemişti. Yine Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsüne Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın ana dilde eğitim hakkındaki görüşleri sorulduğunda Genel Başkanımızın böyle bir açıklaması olmadı demişti ama bugün herkesin ana dilini öğrenme hakkı vardır ifadesini kullandı Faik Öztrak. Cumhuriyet Halk Partisi'nin basın toplantısı sırasında bu ifadeyi kullandı. Efendim aynı zamanda Kılıçdaroğlu'nun Batı'dan destek istemesine karşı da bir soru geldi. Yani Kemal Kılıçdaroğlu Batı'dan destek istiyor. Ne diyorsunuz bu konuda dendiğinde de şu cevabı verdi Faik Öztrak. Genel Başkanımız daha önce de dünya demokratları birleşin demişti dedi. Ana dil konusunda Birleşmiş Milletler'in belirlediği kavramlar var çocuğun yararı diye. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD merkezli Orta Doğu Enstitüsü'nde ana dilde eğitimi savundu. Bir açıklamada CHP sözcüsü Faik Öztrak'tan geldi. Ana dilini öğrenmesi, ana dilinde okuması, yazmasını bilmesi ve daha sonra resmi dilden eğitimine devam etmesi sorunun çözümüne katkı verir diye düşünüyorum. İkinci soruya gelince, benim görebildiğim kadarıyla orada üzerinde durulan konu, ana dilin öğrenilmesiyle ilgili herkesin ana dilini öğrenme hakkı vardır. Partisinin Merkez Yürütme Kurulu toplantısında konuşan Öztrak, Ulusal Kanal ve diğer basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Efendim Ulusal Kanal'ın bir sorusu var. Soru şöyle. Türkiye'deki bütün demokratikleşme hareketlerini desteklemelerini isteriz. Sadece yeni seçilecek olan Amerikan başkanından değil, biz Avrupa Birliği'nden, Avrupa Birliği liderlerinden de aynı talepte bulunuyoruz. Sorular arasında CHP liderinin Amerika Birleşik Devletleri ve Batı'dan iktidara karşı destek istediği sözleri de vardı. Genel Başkanımız uzunca bir süredir şunu tekrarlıyor zaten, dünya demokratları birleşin diyor. Yani demokrasiye inanan tüm liderlerin her ülkede güçlü demokrasilerin olması için dayanışma içinde olmaları lazım. Bunu Avrupa'da da söyledi, başka yerlerde de söyledi. İlk defa söylenmiş olan bir şey değil. Dünya demokratları birleşin. Evet, dünya demokratları birleşin diyormuş değerli izleyiciler. Kemal Kılıçdaroğlu, bu da Sayın Öztürk'ün açıklamalarına yansıdı. Ve Gelecek Partisi, bildiğiniz gibi Millet İttifakı'nın dostlarından biri olarak tarif edilen ve hatta Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı tarafından bildiğiniz gibi %99 birbirimize benziyoruz şeklinde tarif edilen Gelecek Partisi. Bir CHP ziyaret ediyor, bir İYİ Parti ziyaret ediyor. Şimdi İYİ Parti'nin Gelecek Partisi'nin ziyareti söz konusu oldu. Hem Meral Akşener hem de Davutoğlu şeffaf bir parlamenter sistem böyle ifade ediyorlar. Şeffaf bir parlamenter sistem üstünde ortak çalışma yürüteceklerini açıkladılar. Güçlendirilmiş parlamenter sistem. Biz ona iyileştirilmiş, güçlendirilmiş diyoruz. Adını ne koyarsak koyalım. Parlamenter sistemin tasarımına yönelik vesayet sisteminin olmadığı, hükümetin o arada iktidar olmuş yürütmeyi götüren yapının da ayağına pranga takılmadığı, kurumların itibarının olduğu, kapsayıcı kurumların yer aldığı, hesap verilebilir ve şeffaflığın, liyakat sisteminin zorunlu olduğu bir
sistem tasarımı üzerinde de biz çalışıyoruz. Şimdi bu iki çalışmayı bir araya getireceğiz ve ortak noktaları, uzlaşabilir noktaları bakacağız. Arkadaşlarımız bu konuda ortak çalışacaklar. Kendileriyle bu konuda mutabık kaldık. Ziyaretler için teşekkür ediyorum. Tam, şeffaf, net, açık bir parlamenter sistem öngörüyoruz. Güçlendirilmiş derken de parlamenter sistemdeki temel ikilem unsuru olan temsil ile istikrar arasındaki ilişkiyi tekrar sağlam zemine oturtacak, temsili sağlarken istikrarı bozmayacak mekanizmaları teklif ediyoruz sistemimizde. Bu mekanizmalarla gerçek anlamda bir parlamenter sisteme geçişi Türkiye'nin geleceği açısından tek çözüm yolu olarak görüyoruz. Şimdi çok açık bir kışkırtma haberini ekranlarınıza getireceğiz değerli izleyiciler. Bu bir kışkırtma. Bu efendim bir provokasyon. Açık söyleyeyim. Yani bunun için başka kullanabilecek kelimeler yok. Kışkırtma, provokasyon. Neden söylüyorum bu kelimeleri, neden kullanıyorum? Çünkü Amerikan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo gider ayak, biliyorsunuz seçimleri kaybettiler ve Mike Pompeo büyük ihtimalle artık Dışişleri Bakanı olmayacak. Ama Mike Pompeo gider ayak Fener Rum Kilisesi'ni ziyaret ediyor. Fener Rum Kilisesi'ne yarın gidecek. Şimdi Fener Rum Patrikhanesi olarak da adlandırılıyor ama ben onun esas olarak Fener Rum Kilisesi olduğunu bir kez daha Türkiye Cumhuriyeti kamuoyuna aktarmak istiyorum. Çünkü Fener'deki Rum cemaatinin bağlı olduğu kilisedir kendisi ve Fener Kaymakamı'na değil, Fener Kaymakamı yok zaten, Fatih Kaymakamı'na bağlıdır. Ve Fatih Kaymakamı'na bağlı olan Fener Rum Kilisesi'nin papazını Amerikan Dışişleri Bakanı ziyaret edecek yarın. Ve bu elbette oldukça ilginç bir durum. Yani neden mesela başka bir kilise değil de Fener Rum Kilisesi? Pompeo Rum mu? Yani evangelist değil mi? Ya da ne? Değerli izleyiciler, önce bir haberi izleyelim. Sonra bunun aslında öyle alelade bir ziyaret olmadığı, arkasında pek çok şey olduğunu, açık olduğunu gösteren gerçekleri aktaracağız sizlere. This week, this time to France, to Turkey. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Avrupa ve Batı Asya turu kapsamında İstanbul'a geleceğinin ilan edilmesiyle gözler Fener Rum Kilisesi'ne döndü. Çünkü Pompeo'nun yalnızca Papaz Bartolomeo ile görüşeceği, hiçbir devlet yetkisiyle görüşmeden Türkiye'den ayrılacağı bildirildi. ABD Dışişleri Bakanlığı ziyaretin dini özgürlükler kapsamında olduğunu söyleyerek Türk yetkililerle görüşme olmayacağını doğruladı. Bloomberg'in iddiasına göre Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD Dışişleri Bakanı ile görüşme talep etti. Ancak Pompeo talebi kabul etmedi. Çavuşoğlu'nun İstanbul'a gelmesini istedi. Ankara da bu tavırdan rahatsız oldu. Peki Pompeo'nun diplomatik gerginlik yaratacak ziyaretinin amacı ne? Fener Rum Kilisesi ve ABD arasındaki ilişkinin boyutu nedir? Türkiye topraklarında bulunan ve Fatih Kaymakamlığına bağlı olan Fener ve ABD arasında eskiye dayanan sıkı ilişkiler var. 1948'de CIA'nin öncüsü OSS, Sovyetler Birliği ile ilişkiler güçlensin diyen Papaz Maximos'u tasfiye etti. O günden bugüne Amerikan Gizli Servisi Fener Kilisesi ile sıkı işbirliği içinde. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye dayatmalarla 1. Athena Goras'ı papaz olarak göreve getirdi. Hem de Türk kanunlarına aykırı şekilde. Zamanla Fener Kilisesi'nin yönetimi köklü bir şekilde değişti. Bir Türk din kurumu olmaktan çıktı ve Türk topraklarında Amerika'nın kurumu haline dönüştü. Şu anki haliyle Fener Kilisesi, ABD'nin ve Amerika'daki Yunan diasporasının etki ajanı konumunda. Aydınlık gazetesi defalarca Fener Rum Kilisesi'nin yıkıcı faaliyetlerini ifşa etti. Kısa süre önce 17 Ağustos 2020'de Bartolomeo'nun sağ kolu ve olası halefi Amerikan Başpiskoposu Elpidopoulos'la ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşmesi ayrıntılı bir şekilde gazetede yer aldı. Görüşmede Türkiye karşıtı önlemler görüşüldü. Türkiye'nin faaliyetlerinin Papaz Bartolomeo'nun otoritesinin zayıflamasına yol açtığı ABD'ye söylendi. Öte yandan daha önce Pompeo'nun görüşeceği Bartolomeo'nun Fethullah Gülen'le ilişkileri de ortaya konulmuştu. Bartolomeo'nun bizzat kendisi 2012 yılında dahi Gülen'i dostu olarak tanımlamış ve dinler arası diyalog çerçevesinde onunla işbirliği içinde bulunmuştu.
Aydınlık gazetesi Papaz Bartolomeo'nun 15 Temmuz Amerikancı darbe girişiminden önce uyarıldığını ve tam zamanında İstanbul'u terk ettiğini de okuyucularına duyurmuştu. Şimdi gözler Pompeo'nun İstanbul'da Bartolomeo ile yapacağı görüşmede. Aydınlık bu görüşmede Bartolomeo'nun Amerika'ya taşınmasının da görüşüleceği bilgisini edindi. Şimdi değerli izleyiciler, bu olay gerçekten çok ilginç. Türkiye'de elbette kiliseler var. Hristiyan yurttaşlarımız var ve onlar da dinlerini özgürce yaşama hakkına sonuna kadar sahipler. Zaten Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde insanların dini özgürlüklerini yaşama hakkı ile ilgili bir kısıtlama yok. Bunu herkes biliyor. Kiliseler Türkiye'de ayinlerini yaparlar. Kiliselerde ayinler düzenlenir ve gayet rahat biçimde insanlar dini inançlarını yerine getirirler. Şimdi değerli Ulusal Kanal izleyicileri, Fener Kilisesi kendisini Türkiye kanunlarının dışında görüyor. Bir kere kendisini ekümenik olarak tanımlıyor. Yani evrensel. Yani dünyadaki bütün Ortodoksların lideriymiş gibi görüyor. Oysa çok basit bir şey söyleyeyim. Hemen Fener Kilisesi'nin karşı caddesinde. İstanbul'u bilenler bilirler. Fener Kilisesi Balat'tadır, işte Fener'dedir. Hemen onun karşısında bir Bulgar Kilisesi vardır. Demir Kilise olarak bilinir. Aslında Bulgar Makedon Kilisesi olarak da adlandırılır. Ve Bulgar Makedon Kilisesi Fener Kilisesi'nin ekümenik patrikliğini kabul etmez. Yani Bulgar Makedon Kilisesi Fener Kilisesi'nin evrensel olduğunu kabul etmez. Fener Kilisesi Amerika Birleşik Devletleri'nin öne sürüşüyle, Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğiyle kendisini dünyadaki bütün Ortodoksların evrensel lideri olarak, yani Katoliklerin, Papa'nın karşılığı olarak göstermeye çalışmaktadır. Ve orada oturan esas resmi görevi Fener Kilisesi Başpapazlığı ya da Başrahipliği, nasıl derseniz, Başpapazlığı olan Bartolomeos'un, mevcut Bartolomeos'un dünyadaki bütün Ortodoksların lideri olduğu öne sürülür. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı familyasını alıp, yani ailesini alıp gelip Türkiye'de kiliseleri ziyaret edebilir. Mesela çok merak ediyorum, Fener Kilisesi'ni ziyaret edecek, oradaki ziyaretin hemen ardından karşıdaki Bulgar Makedon Kilisesi'ni ziyaret edecek mi? Ya da efendime söyleyeyim, biraz daha ileride yer alan Kumkapı'daki Ermeni Kilisesi'ni ziyaret edecek mi? Ya da ne bileyim, Ayasofya yeniden ibadete açıldı bildiğiniz gibi. Ayasofya'ya gidecek mi? Oradan Sultanahmet'e geçecek mi? Dini özgürlükler kapsamında ziyaret yapıyormuş ya. Bütün bunların ötesini bilmiyoruz ama Fener Kilisesi'ne ziyaretini dini özgürlükler kapsamında yapacakmış. Ve değerli izleyiciler, Fener Kilisesi papazını ziyaret edecek Amerikan Dışişleri Bakanı. Ama en basitinden onun bağlı olduğu Fatih Kaymakamını ziyaret etmeyecek. Bu da akla bir sürü gerçeği getiriyor. Yani Fatih Kaymakamını ziyaret etmesi Fener Kilisesi papazını ziyaret etmesinden daha mantıklı an itibariyle. Fener Kilisesi'ne ise gider, duasını eder istiyorsa orada bulunabilir. Kaldı ki biraz Hristiyan teolojisi bilenler de bilirler ki Hristiyanlar genel olarak kendi bağlı oldukları kiliselerde dualarını ederler. Ve ancak yolları düşerse ya da efendim haç vazifesini yerine getirmek isterlerse ya da herhangi bir kiliseye saygı göstermek için yolları üstündeyse kiliselerde ayinlerini yaparlar, ayinlere katılırlar. Ama esas olarak kendi kiliselerini ziyaret ederler. Pompeo'nun Rum Ortodoks olmadığını da bütün dünya biliyor. Dolayısıyla burada bu kadar çok açıklama yapmanın bile belki bir gereği yok. Belki pek çok noktayı böyle bu şekilde anlatmaya gerek yok ama işin altındaki oyunu resmileştirmek ve güzelleştirmek ya da efendime söyleyeyim bu oyunu iyice açığa çıkarmak açısından ben size böyle bir ayrıntılı bilgi vermeye çalışıyorum değerli izleyiciler. Çünkü Fener Kilisesi aslında Kurtuluş Savaşımızdan itibaren Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk tarafından da hedef alınmıştır. Zira Fener Kilisesi Kurtuluş Savaşımıza köstek olmuştur. Türkiye'deki Yunan işgalcilerine destek olmuştur. Bu nedenle devrimci Türkiye Cumhuriyeti Fener Patrikhanesi'nin yerine Türk Ortodoks Patrikhanesi'ni kurmuştur. Biraz önce söyleyeyim ya, Bartolomeo acaba Türk Ortodoks Patrikhanesi'ni ziyaret edecek mi? Kesinlikle etmeyecektir. Ama Türkiye'de Türk Ortodokslarının temsil eden en yüksek kilise Türk Ortodoks Patrikhanesi'dir. Bu Makedonya'da Makedonya Ortodoks Patrikhanesi'dir. Rusya'da Rus Ortodoks Patrikhanesi'dir. Ermenistan'da Ermeni Ortodoks Patrikhanesi'dir. Ya da Türkiye içinde Rumlar için, azınlıklar için azınlık efendim Rum Ortodoks Kilisesi vardır. İşte Ermeni Kilisesi vardır vesaire vesaire.
Yani bunlar bu şekilde adlandırılır. Teolojiyi, Hristiyan teolojisini bilenler bu noktayı bilmeleri gerekmektedir. Ama Fener Kilisesi'nin bir başka özelliği daha var. Bölücü ve yıkıcı odaklarla yakın ilişkisi var Fener Kilisesi'nin ve Bartolomeos'un. Mesela FETÖ'yle Aydınlık Gazetesi deşifre etmiş. Amerika Birleşik Devletleri'nin İstanbul'da lobi faaliyetlerini yürüten Fener Rum Kilisesi FETÖ ile yakından bağlantılı. FETÖ'nün Amerika'daki en önemli yapılarından Rumi Forum'un 15 Temmuz'daki program direktörü Raşit Telbisoğlu ve Pompeo'nun gayri resmi ziyaretiyle gündeme gelen Papaz Bartolomeo'nun en güvenilir temsilcilerinden Papaz Alexander'ın yazışmaları Fener Rum Kilisesi ile FETÖ arasındaki bağ gözler önüne serdi. Yazışmaya aydınlık ulaştı. 15 Temmuz yazışmalarında FETÖ'nün aklandığı görülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan hedef alınıyor. Bu darbenin arkasında kim var? Bunu gerçekten biz de bilmiyoruz. Bir şey söylemek için erken. Bildiğimiz tek şey Erdoğan'ın bu darbeyi devlette ve toplumda bu olayı darbeye karışmamış insanları da ayıklamak için bir bahane olarak çoktan kullanmaya başladığıdır. Erdoğan bu olayı devletin her kademesindeki Gülen hareketiyle bağlantılı kişileri ve genel olarak bu hareketin daha da karalanması amacıyla bahane olarak kullanmaktadır. Peki Erdoğan neden darbeyi Gülen'in üzerine yıktı? Gülen ve Hizmet Hareketi Erdoğan'ın her zamanki günah keçisidir. Ne zaman uygun görmediği bir durum gerçekleşse bunun suçunu Gülen'in üzerine atar. Aydınlığın Fener Patrikhanesi Amerikan Başpiskoposluğu içindeki kaynaklardan elde ettiği yazışmaya göre Telbisoğlu, 15 Temmuz darbe girişiminin ertesi günü 16 Temmuz'da Carla Utsos'a darbe girişimi hakkında bilgi veriyor. Erdoğan'ın darbe girişimi bahanesiyle cadı avı başlattığı ileri sürülüyor. Peki şimdi ne olacak? Erdoğan çoktan kazandı. Bu zamandan sonra muhalefet gruplarına karşı başlatacağı cadı avına karşı verilecek herhangi bir anlamlı muhaliflik mümkün değil. Şu zamana kadar Genelkurmay Erdoğan'ın orduyu baştan tasarlama çabalarına karşı direniyordu. Artık Genelkurmay da pes etmiş durumda. Yurt dışındaki hizmet hareketine yönelik zaten koordineli saldırılar alıyorduk. Ve bu daha bir süre daha devam edecek gibi gözüküyor. Değerli izleyiciler, burası Ulusal Kanal. Ben biraz önce Fener Kilisesi hakkında pek çok açıklama yaptım ama arkadaşlarımız da açıklama yaptığım sırada bana Fener Kilisesi'ni aradıklarına dair bir bilgi notu gönderdiler. İstihbarat şefimiz Eser Parktürk, şimdi telefonumda görüyorum, bir bilgi notu göndermiş. Fener Rum Patrikhanesi'nden yetkililerle görüştük demiş Eser Parktürk. Diyor ki ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun yarın ziyarete geleceğini söylemiş, saat vermemiş. Covid-19 tedbirlerinden dolayı da sınırlı sayında yabancı basın ve Türk ajans alınacak demiş. Yani yabancı basın gelecekmiş Covid-19 nedeniyle, sınırlı sayıda da olsa. Ama Türkiye'den sadece resmi haber ajansı gelecek anladığım kadarıyla. O olacakmış değerli izleyiciler. Ulusal Kanal ekibi de gün boyunca binanın önünde olacakmış. İstihbarat şefimiz öyle söylüyor. Ama içeri alınmayacaklar anladığımız kadarıyla. Sormuşuz yani Pompeo niye ziyarete geliyor? Amaç nedir bu ziyarette diye. Arkadaşımız, istihbarat şefimiz sormuş. İşte buradan ben de bir kez daha tekrarlıyorum. Fener Kilisesi yetkilileri başta Bartolomeos olmak üzere bu söylediklerimiz hakkında söyleyecek sözleri varsa ve efendim ziyaretle ilgili ayrıntıları aktarmak istiyorlarsa 0212-251-5090 efendim 0212-251-5090 söz hakları bakidir. Buyursunlar, çıksınlar karşımıza, sorularımızı soralım, onlara da cevap hakkı vermiş olalım değerli izleyiciler. Çünkü biz sorumlu bir yayın kuruluşuyuz ve gerçekleri aktarmakla yükümlüyüz. Diyelim, reklama gidelim. Evet kıymetli izleyicilerimiz, haberlerimizi sunmaya devam ediyoruz ve Ulusal Kanal'ında kampanyası ile ilgili bir haberimiz var sırada. Bildiğiniz gibi Türkiye'nin milli kanalı Ulusal Kanal'ın 5 milyon evi daha aydınlatma projesi kapsamında destekler çığ gibi büyüyor. Ulusal Kanal büyüdükçe büyüyor değerli izleyiciler. Bunun altını çizelim ve bir atılım sürecinde kanalımız 5 milyon eve daha Ulusal Kanal'ı izlettirmek. Yani gerçekleri öğrenmek, gerçekleri tam anlamıyla görmek her evin hakkı diye düşünüyoruz ve bu yüzden de Digitürk'te ve bildiğiniz gibi TVBu'da yer almak istiyoruz. Bunun için de bir kampanyamız var. Bu kampanyaya da destek gerçekten çok duygulandırıcı ve güzel ölçekte devam ediyor. Ulusal Kanal 20 yıldır Türkiye'yi aydınlatıyor. Senin varlığınla. Hedef 5 milyon evi daha aydınlatmak. Türk milleti görev başında. Ulusal Kanal, Digitürk ve TVBu'ya girmek için yola çıktı.
Artık zamanı geldi. Biz yine varız. Ulusal Kanal birçok yayın platformunda yer alıyor. Ancak 5 milyon eve daha girmek için Dijitürk ve TVBuya da dahil olmak gerekiyor. Gönüllüler de 20. görev yılında bu yükü sırtlıyor. Milli Gazete Haber Müdürü Gökçen Göksal, Ulusal Kanal'ın bir holding olmadığını hatırlattı, vatandaşları göreve çağırdı. Arkasında herhangi bir holding olmayan, sermaye olmayan, kendilerini devam ettirmeye çalışan, mücadele eden kurumlara Türk milletinin sahip çıkması gerekir. Artık Türk milletinin de iyiyle kötüyü, doğruyla yanlışı ayıracak bir seviyede olduğunu düşünüyoruz. Çünkü geldiğimiz nokta artık bunu gösteriyor. Bu tip yerlerin, kurumların yaşaması ve var olması gerekiyor. Bu kampanyanın faydalı, yararlı ve en azından netice alacağını bilerek yararlı bir kampanya olduğunu düşünüyorum. Ulusal Kanal'da yayınlanan Teferruat programında kampanya konuşuldu. TESUT Başkanı emekli Tuğgeneral Namık Kemal Çalışkan, az veren candan, çok veren maldan diyerek yurttaşlara seslendi. Mustafa Kemal Atatürk'ten devraldığımız çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkma hedefindeki sizlerin yayın politikalarınızın desteklenmesi ve daha geniş kitlelere ulaşabilmek adına az veren candan, çok veren maldan söylemi içerisinde herkesin elinden geldiğince katkı sağlamasının hepimizin ve geleceğimiz için, yavrularımız için, gelecek nesillerimiz için çok faydalı bir katkı olacağına inanıyorum. Aydınlık Gazetesi yazarı ekonomist Hakan Topkurulu da programın konukları arasındaydı. Kampanya sürecine vurgu yapan Topkurulu, Ulusal Kanal izleyicilerine güvendiğini söyledi. 3,5 milyon lira Ulusal Kanal için çok ufak bir hedef. Göreceksiniz, Ocak olmadan 3,5 milyon lirayı çok rahatlıkla, ben buna bütün kalbimle inandığım için söylüyorum, çok rahatlıkla toplanacak bir rakamdır. Çok kısa sürede 3,5 milyon lirayı toplayacak, üstünü de toplayacaktır Ulusal Kanal'ı izleyicileri, göreceksiniz. Vatandaşlar bir telefonla desteğini verebiliyor. Ayrıca Ulusal Altın yazarak 7979'a kısa mesajla gönderebiliyor. Böylece yurttaşlar sürekli olarak ulusal gönüllüsü olabiliyor. Emekli Büyükelçi Uluç Özülker kampanyaya desteğini açıkladı. Özülker, SMS yoluyla destek verilebileceğini söyledi. Bir yandan pandemi, diğer taraftan ekonomik sıkışıklıklar içinde bu parayı bulmak elbette ki kolay olmayabilir. Ama herkesin asgari ölçülerde bir katkıda bulunabilmesi her zaman mümkündür. SMS atmak suretiyle, tweet'te değişik yollar var. Buralardan getirilecek olan gelirlerle de takviye ederek yapmak, hedefe ulaşmakta zannediyorum daha büyük kolaylık yaratır. Ve değerli izleyiciler, devam ediyoruz. Ölümün kıyısındaki mültecileri yine Mehmetçik kurtardı değerli izleyiciler. Her şey görüntülerle sabit. Yani insanlar bir umut için başka bir ülkeye gitmeye çalışıyorlar. Doğru yapıyorlar, yanlış yapıyorlar. Bu onların tercihi. Onların hakkı, değil mi? İnsanlar kendi yaşamları konusunda nasıl davranacaklarına hak sahibidirler. Dolayısıyla insan hakları kelimesini ya da tabirini çok kullananlar maalesef o insanların başka bir ülkede yaşam hakkını engellemek için ölüme terk ediyorlar. Yani gerçekten botlarını patlatıyorlar, süpürmeye çalışıyorlar denizin ortasında ve onların yardımına da Mehmetçik koşuyor. İşte Yunanlıların şiddeti, Türklerin şefkati. Yunanistan'ın mülteci şiddeti kameralara böyle yansıdı. İnsanların yardımına ise Türk askeri yetişti. Olay Ege Denizi'nde yaşandı. Yunanistan, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait gemilerin mülteci botlarını batırmaya çalıştı. Aralarında çocukların da bulunduğu onlarca mülteci, Türk Deniz Kuvvetleri unsurlarınca kurtarıldı. Yunan Sahil Güvenlik unsurlarının mültecileri taşıyan botları Türk karasularına geri itmek için yaptığı tüm gayri insani hareketler kameralara yansıdı. Yunan askerleri gemileriyle çocukların da bulunduğu onlarca mülteciyi taşıyan botu batırabilecek manevralar yaptı. Daha sonra yaklaştıkları botu ucu sivri demir sopalarla vurarak deldi. Bu sırada bazı Yunan askerleri havaya ateş açtı. Yunan askerleri mültecilerin yardım çığlıklarına rağmen onları ölüme terk etti. Yunan askerinin bu gayri insani faaliyetlerini kimi zaman bölgede görev yapan NATO unsurlarının da bulunduğu alanda gerçekleştirmesi ise dikkati çekti.
Mültecileri gemilerine alan Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Unsurları, aralarında çocukların da bulunduğu mültecilerin sağlık kontrolünü yaptıktan sonra yiyecek ikramında bulundu. Yani değerli seyirciler, bazen görüntüler her şeyi anlatır değil mi? Yani insan hakları, demokrasi, demokrasinin merkezi biziz diyorlar. Medeniyetin merkezi biziz diyorlar ama Mehmet Akif daha Kurtuluş Savaşımızda onlara söyleneni söylemişti, söylenecek olanı. Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Tek dişi kalmış canavarlar bunlar değerli izleyiciler. Ve o tek dişleri de sökülmek üzere ama o tek dişlerini mültecilerin botlarına geçirmekten de çekinmiyorlar. Tek dişleri kalsa bile çoluk çocuk bir bota, bir lastik bota o dişi geçirmekten çekinmiyorlar. Ya alın bota, götürün Yunanistan'a. Orada efendim bir yerde tutun. Ondan sonra ülkelerine geri döndürün, tamam. Ama öldürmeye çalışmak nedir ya? Ya demirler, ya gerçekten insanın aklı almıyor. İnsanın aklı almıyor. Siz asker değilsiniz, insan değilsiniz. Söyleyelim bunu bakın buradan. Asker olamadınız, insan zaten hiç olamazsınız. Bunu yapanlara insan denmez. Ve değerli izleyiciler, devam edelim. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a ziyaret için davet geldi değerli izleyiciler. Bu çok önemli bir gelişme, güzel bir gelişme. Biraz önceki o kötü haberde yüzümüz ekşidi. Şimdi bu haberle yüzümüz gülüyor. Çünkü büyük insanlığın yaşadığını da biliyoruz. İşte büyük insanlığın temsilcileri görüşecekler bir yerde. Ay yıldızlar buluşacak. Nerede? Azerbaycan'da. İşte İlham Aliyev'in davetini Profesör Doktor Sencer İmer'e sorduk değerli izleyiciler. Aynı zamanda emekli büyükelçi Hüseyin Macit Yusuf'a, Rauf Denktaş'ın gezici büyükelçisi diyelim, emekli demeyelim. Hüseyin Macit Yusuf'a da sorduk. Evet, KKTC'nin tanınma süreci mi başlıyor acaba? Bu da şunu beraberinde getiriyor. Artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması önündeki engel de ortadan kalkıyor. Azerbaycan'dan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne resmi davet geldi. Davet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınmasında bir adım olarak değerlendirildi. KKTC'nin tüm dünyada kabul edilen bir ülke olmasının zamanı geldi, geçiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında iki devletli çözümün tek çözüm olduğunu ifade etmesi, yani federasyon değil, KKTC'nin egemen bir devlet olduğunu, KKTC'nin tanıtılması yönünde önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a resmi bir ziyaret davetinde bulundu. Uluslararası ilişkiler uzmanları daveti, Ermeni lobisinin baskısından kurtarılan Azerbaycan'ın Kuzey Kıbrıs'ı tanımasında bir adım olarak değerlendirdi. Ben 27 Eylül tarihinde Azerbaycan'ın topraklarını kurtarmak için başlattığı harekat ile birlikte hep şunu söyledim. Dedim ki Azerbaycan bu topraklarını geri aldığı zaman Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımasının önündeki engel de ortadan kalkmış olacaktır. Burada resmi bir ziyaret önemli. Yani bir devlet protokolü yapılacak ve bir cumhurbaşkanı olarak ağırlanacak kendisi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde iki devletli çözümü benimsemiş bir cumhurbaşkanı var. Çok çok önemli bir adımdır. Tarihi bir adımdır. Doğal süreç ada gerçekleri de bunu gerektiriyor. Siz masada olduğunuz sürece bizi tanıyın diyemezsiniz. Bizim için federasyon görüşmeleri bitmiştir. Yeni süreçte bize kalan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kalkınması ve tanınmasıdır. Uzmanlar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sadece Azerbaycan değil, başka ülkeler tarafından da tanınması gerektiğini ifade etti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımaya hazır birçok ülke vardır. Bu konuda zaten çalışmalar başlamıştır. Resmi olmayan girişimler vardır. Türkiye'den tanınma konusunda en çok ilgi gördüğüm lider Doğu Perinçek'tir. En son yaptığımız ziyaret Abazya ile olmuştur. Abazya parlamentosu bu yönde karar ibraz etmiştir. Abazya için açıktır. Abazya Rusya'ya bağlıdır. Abazya Rusya'ya sormadan bu kararı alamaz. Başta Rusya, İran, Suriye gibi ülkelerce tanınabileceğini söylemek yanlış olmaz. Rusya'nın da bir anda tanımak yerine belki adım adım stratejisiyle mesela Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yönelik olarak işte dediğim gibi ekonomik yaptırımların dışına çıkması, uçuşları serbest bırakması gibi şeyleri düşünmekte fayda var. Türkiye'nin işte Kırım'ın Rusya'nın parçası olduğu, Abazya'nın bağımsız devlet olduğu gibi şeyleri de tanıyarak Rusya ile karşılıklı bir uzlaşmaya gitmesi de söz konusu olabilir. Bunun arkasının geleceğini düşünüyorum. Pakistan eskiden de bunu ifade etmişti, yine olabilir. Pakistan ve Türkiye iki müttefik ülke. Türkiye ile yakında Akdeniz tatbikatı yapıldı.
Ve Avrupa Birliği değerli izleyiciler, kapalı Maraş açılınca Avrupa Birliği rahatsız oldu. Türk Dışişleri ise hemen cevap verdi. Bunlar tamamen yanlış, gerçek değil. Türkiye hak ve menfaatleri için Kıbrıs'a siyasi bir çıkarma yaptı. Avrupa Birliği'nden rahatsızlık açıklamaları geldi. Türkiye'dense yanıt gecikmedi. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kapalı Maraş'ın açılması ve Kıbrıs sorununa ilişkin açıklamalarda bulundu. Borrell, Kıbrıs sorununun kapsamlı çözümüne Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları temeli dışında alternatif olmadığını savundu. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Borrell'in dile getirdiği görüşlerin gerçeklikten kopuk olduğunu söyledi. Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell'in kapalı Maraş ve Kıbrıs meselesinin çözümü konusunda dile getirdiği görüşler, Avrupa Birliği'nin adadaki gerçeklerden ne kadar kopuk olduğunu yeniden gözler önüne sermektedir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkının sandığa yansıyan hür iradesini görmezden geldiğini ortaya koymaktadır. Kıbrıs meselesinin tarafları bellidir. Adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm ancak adanın ortak sahibi iki halkın iradesi esas alındığı takdirde mümkündür. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının halkların iradelerinin üstünde olmadığını vurguladı. Kıbrıs Türklerinin varlığını ve haklarını yok saymayı alışkanlık hale getiren Avrupa Birliği, şimdi de Kıbrıs Türk halkının çözüm iradesini reddetme cüretini göstermektedir. 2004'te Birleşmiş Milletler çözüm planını reddeden Güney Kıbrıs Rum yönetimini üyelikle ödüllendiren, Kıbrıs Türklerine verdiği sözlerini yerine getirmeyen Avrupa Birliği'nin çözüme katkıda bulunması beklenemez. Birleşmiş Milletler Konseyi kararları halkların iradelerinin de üstünde değildir. Avrupa Birliği Kıbrıs meselesinin çözümüne katkıda bulunmak istiyorsa öncelikle Türk halkının varlığını ve iradesini dikkate almalı ve 2004 yılında verdiği taahhütleri yerine getirmelidir. Ve terörle mücadeleyle ilgili bir haberi aktaracağım. Ardından Azerbaycan'la ilgili gelişmelere bakacağız değerli izleyiciler. İçişleri Bakanlığı'ndan kapsamlı bir açıklama var. Ekranlarınıza taşıyalım. Teröre geçit yok. PKK'ya yönelik operasyonlar tüm hızıyla sürüyor. Köşeye sıkışan terör örgütünde çözülmeler artıyor. 5 PKK'lı Türkiye'ye giriş yaparak terör örgütüne teslim oldu. PKK terör örgütünden kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan 5 teröristten birinin terörden arananlar listesinde gri kategoride yer aldığı bildirildi. Güvenlik güçlerimiz Mersin ve Barışpınarı bölgesinde yine başarılı operasyonlara imza attı. Mersin'de terör örgütü PKK-PYD'ye yönelik operasyonda iki şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre PKK-PYD silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda iki şüphelinin kente yasa dışı yollarla girdiği belirlendi. Şüphelilerden birinin Suriye'de terör örgütünün sözde Münbiç Asayiş Genel Müsteşarı olarak, diğerinin ise silahlı asayiş biriminde faaliyet gösterdiği tespit edildi. Belirlenen adrese operasyon düzenlendi. İki şüpheli de gözaltına alındı. Evde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüpheliler hakkında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan adli işlem başlatıldı. Barışpınarı bölgesinde de 6 PKK-YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada komandolar tarafından Barışpınarı bölgesinde başarılı bir operasyon daha yapıldığı belirtildi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 6 PKK-YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu. Pençe Kaplan operasyonunda da PKK'ya ait silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen ve planlandığı gibi başarıyla devam eden Pençe Kaplan operasyonunda teröristlerin inlerine giriliyor. Bu kapsamda mağara ve sığınaklarda arama-tarama faaliyetleri yapıldı. 2 adet AT-4 tank savar silahı, 1 adet AK-47 piyade tüfeği, 6 adet el bombası, 8 adet EYP, 185 adet 7,62 mm PKMS makineli tüfek mühimmatı ile muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.
Evet değerli izleyiciler, bu kapsamlı açıklamayı aktardıktan sonra Azerbaycan'a bir yıl süreyle asker gönderilmesini öngören tezkereyi sunuyoruz size. Cumhurbaşkanlığı tezkeresi meclise sunuldu. Azerbaycan sevinirse biz seviniriz. Türk askerinin Azerbaycan'a gönderilmesine ilişkin tezkere meclise gönderildi. Bu hafta genel kurulda görüşülmesi beklenen tezkerenin kabul edilmesi halinde Türk askeri bir yıl Azerbaycan topraklarında bulunabilecek. Türkiye ve Azerbaycan geçmişi bir, kültürü bir, dili bir, dini bir, iki kardeş ülkedir. Azerbaycan'ın Karabağ zaferi sonrası 13 ve 14 Kasım'da Rusya'dan gelen heyetle söz konusu merkezin nasıl çalıştırılacağı masaya yatırıldı. Rus heyetle görüşmenin ardından Ankara'dan tezkere hamlesi geldi. Azerbaycan'ın belirleyeceği yerde Türkiye'nin Rusya ile kuracağı ortak merkezin faaliyetlerinde Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin görev yapmasının Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü tescil eden uluslararası hukuk, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararları ve AGİT ilkeleriyle uyumlu olduğu görülmektedir. Ayrıca bölge halklarının da huzur ve refahına yararına olacağı, ayrıca milli çıkarlarımız bakımından gerekli olduğu değerlendirilmektedir. Meclise sunulan tezkereye göre gözetleme merkezine uzman ve asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı yetkili olacak. Tezkerenin kabul edilmesi halinde Azerbaycan'a ne zaman ve ne kadar asker gönderileceği, söz konusu kuvvetlerin nasıl kullanılacağına ilişkin kararı Cumhurbaşkanı verecek. Ve değerli izleyiciler, İlham Aliyev, gerçekten Azerbaycan lideri İlham Aliyev milletin gönlüne taht kurdu. Özellikle mazlum milletlerin gönlüne taht kurdu. Yaptığı her açıklamada biraz daha o tahtı güçleniyor diyebiliriz değerli izleyiciler. Emperyalist basına, emperyalist medyaya ya da emperyalistlerin yancısı medyaya ders niteliğinde bir röportaj verdi. Ülkenizde basın özgürlüğü yok dedi BBC muhabiri Aliyev'e. Aliyev de cevap verdi. Siz İngiltere'de Assange'ı rehin tutmadınız mı dedi. İşte Aliyev farkı. How do you assess what happened to Mr. Assange? Is it a reflection of free media in your country? Özgür medya provokasyonuna net yanıt verdi. Rehin tutulan Assange üzerinden İngiltere'nin sözde basın özgürlüğünü ortaya serdi. Here to discuss no, my let's country. Discuss. No. Let's discuss. No. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İngiliz BBC kanalına verdiği demeçte muhabirin provokatif sözlerine ders niteliğinde yanıtlar verdi. BBC muhabirinin Azerbaycan'da özgür medya yok, baskı uyguluyorsunuz sözlerine karşılık Aliyev, Julian Assange'ın gazetecilik faaliyetinden dolayı İngiltere'de rehin tutulduğunu hatırlattı. Bu tür şeyleri yaptığınızda özgür medya hakkında konuşma hakkınız yok dedi. How do you assess what happened to Mr. Assange? Is it a reflection of free media in your country? We're not here to discuss no, my let's country. Discuss. No, let's discuss. No, President Aliyev. In order to accuse me, saying that Armenians will not have free media here. Let's talk about Assange. How many years he spent in Ecuadorian embassy? And for what? And where is he now? For journalistic activity. You kept that person hostage. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev konuyu kapatmak için çatışmalara geri dönelim diyen BBC muhabirini sert bir dille eleştirdi. Siz sadece suçlamayı ve saldırmayı seversiniz yanıtını verdi. Will they have the full range of human rights which people here in Azerbaijan do not have? Will they have a fully free media? Will they have an opposition that's allowed to raise its voice? Will they be allowed to have things that people here in Azerbaijan do not have? You think they do not have it? Independent sources. Many independent sources. Tell me which. I certainly couldn't name sources. Oh, if you couldn't name, that means yeah. that you're just inventing the story. So you're saying the media is not under state control? Not at all. And there is a vibrant, free opposition media. Where do I see this? You can see it in the internet. You can see it everywhere. But not in newspapers. Why? You can see it in news. Değerli izleyiciler, Ermenistan'a bakalım. Ermenistan karma karışık. Protestolar sürüyor. Paşinyan devlet televizyonuna çıktı ve devlet televizyonunda kendisini istifaya çağıran muhalefete karşı durdu. Muhalefeti daha da fazla kızdırdı. Paşinyan dedi ki, niye istifa edeyim? Ülkede güvenlik ve istikrar var dedi. Paşinyan. Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'da tarihi yenilgiye uğrattığı Ermenistan'da sular durulmuyor. Yenilgi anlaşmasına imza atan Başbakan Nikol Paşinyan'ı istifaya çağıran muhalefet protesto gösterilerini sürdürüyor. Çağrılara kulak tıkayan Paşinyan ise muhalefeti daha da kızdıracak açıklamalarda bulundu. Artunka açgelina
Ermenistan Başbakanı Paşinyan video konferans yoluyla bir basın toplantısı düzenledi. İstifanın gündeminde olmadığını söyledi. Paşinyan, benim gündemimde yalnızca ülkenin istikrarını ve güvenliğini sağlamak var dedi. Dağlık Karabağ'daki yenilgiden sorumlu olduğunu belirten Paşinyan, bu nedenle mahkemeye çıkmam gerekiyorsa çıkabilirim diye konuştu. Evet değerli izleyiciler, gördüğünüz gibi son derece istikrarlı protesto gösterileri devam ediyor Ermenistan'da. Güvenlik var mı bilmiyoruz ama istikrarlı protesto gösterileri olduğu kesin. Ve devam edelim. İran'da Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek'in 2 ay önce yaptığı açıklamalar konuşuluyor. Zira Doğu Perinçek, Vatan Partisi Genel Başkanı, Amerika Birleşik Devletleri seçimleri öncesinde 2 ay önce İran televizyonuna demeç vermiş ve İran televizyonunda bir yere not edin, sonuçları adaylar kabul etmeyecek ve seçimler karakolda bitecek demişti. İran televizyonları da şimdi bu konuyu gündemde tutuyorlar. Thank you very much. Thank you. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki başkanlık seçimlerinden aylar öncesinde yaptığı değerlendirmeler İran'da ses getirdi. Şimdiden söyleyeyim, siz bu kaydı alıyorsunuz ve seçimden sonra bu kaydı yayınlarsınız. Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, yaklaşık 2 ay önce Amerika'nın başkanlık yarışını İran'ın Cemucem haber portalına yorumladı. Yani Donald Trump tarafı da, efendim Biden, Joe Biden tarafı da bu seçimleri kabul etmeyecek. Kim yenilirse seçimlerin yasal olmadığını, hile yapıldığını söyleyecek ve bir takım teşebbüslere girişecek. Son günlerde Perinçek'in bu sözleri İran basınının gündeminde. Cemucem haber sitesi Vatan Partisi liderinin röportajından kesitler paylaştı. Perinçek'in 3 Kasım'dan çok önce Amerika Birleşik Devletleri'ndeki başkanlık yarışının bugün geldiği noktayı anlattığı ifade edildi. Karakolda bitecek, kavgaya doğru gidiyor. Bu Amerika'da iç çatışmaların derinleşeceğini gösteriyor. Her iki yönden de derinleşecek. Hem iki aday, yani Demokrat Parti ve Cumhuriyet Partisi'nin adayları arasındaki kavga açısından Amerika'da iç çatışmalar gözüküyor. Hem de Amerikan halkıyla devlet, Amerikan Birleşik Devletleri arasındaki çelişmeler de keskinleşmektedir. Onun için Amerika'nın daha içe dönük siyasetler ve iç kavgalarda çareler arama yönünde siyasetler geliştirebileceğini bu seçim sonuçlarından sonra söyleyebiliriz. Dünya halkları. Asya'da çok önemli bir ekonomik anlaşma yürürlüğe girdi değerli izleyiciler. ASEAN ülkeleri, yani Güney Asya Pasifik ülkeleriyle Çin, Hindistan, Japonya, Güney Kore gibi ülkelerin yer aldığı bir serbest ticaret anlaşması imzalandı. Gerçekten ülkelerin boyutu, ekonomi alanındaki etkileri düşünüldüğünde dünyanın en büyük serbest ticaret anlaşması denebilir. Bu konuyu bir uzmanla konuştuk. Doktor Rahmi İncekara ile konuştuk ve bu gelişmenin Türkiye açısından da olumlu bir gelişme olduğunu söyledi Sayın İncekara. Batı daha çok tüketimiyle ön plana çıkarken Asya tarafı biraz daha üretim gücüyle ön plana çıkmaktadır. Özellikle üretim gücünün Asya içerisinde bulunması tam anlamıyla Türkiye açısından büyük bir avantajı beraberinde. Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği'nin 37. Liderler Zirvesi'nin 8 yıl süren müzakereleri sonuç verdi. Dünyanın en büyük serbest ticaret anlaşması yeni bir sayfa açtı. Oldukça önemli bir anlaşma. Özellikle koronavirüsün ciddi anlamda bu birlikteliği arttırdığını söylemek lazım. Zirvedeki ülke temsilcilerinin yorumları ise dikkat çekti. Dinamik ve güçlü ortaklar. Çok taraflılığın zaferi. Asya için büyük fırsat. Büyük bir dönüm noktası gibi yorumlarla bölgesel kapsamlı ekonomik ortaklığa vurgu yapıldı. Ekonomik birliktelik olarak başlayan bir süreç belki de önümüzdeki günlerde siyasi bir birlikteliğe doğru dönerek Asya'yı tek bir güç altında, tek bir çatı altında toparlayarak Batı medeniyetine karşı sağlam duruşunu perçinleyelim şeklinde olduğunu değerlendirmek gerekir. Toplam 15 ülkeyi 2.2 milyarlık nüfusu ve toplamda 26.2 trilyon dolara ulaşan bir ekonomik büyüklüğü kapsayan anlaşma, küresel gayri safi yurt içi hasılanın %30'una tekabül ediyor. Bu birliktelik Türkiye için de yeni fırsatlara kapı açıyor. Bir Avrasya ülkesidir Türkiye. Yani Avrupa ile Asya'yı bağlayan oldukça önemli stratejik bir alanda yer alıyor Türkiye. Dolayısıyla tedariğini evinin yanına getir diyen bir Batı'nın aslında net bir şekilde artık tedariğini Türkiye içerisinden gerçekleştirebileceği gerçeği söz konusu.
İstanbul Kent Üniversitesi'nden doktor öğretim üyesi Rahmi İncekara yapılması gerekenleri sıraladı. İhracatına katma değer kazandırması, daha fazla döviz getirici işlemlere ağırlık vermesi, bununla birlikte kapasitesini daha fazla arttırması, üretim olanaklarının yanı sıra sanayiyi doğrudan yabancı yatırımları kendi ülkesine çekerek ve aynı zamanda yatırımları ülke içerisinde daha fazla arttırarak hem istihdam hem de üretimi beslediğinde Türkiye'nin özellikle bu iki gerginlik arasındaki alanda büyük avantajla çıkabileceğini söylemek lazım. Değerli izleyiciler, Vatan Partisi bugün İzmir depremiyle ilgili önemli bazı açıklamalar yaptı. Bazı önerileri vardı Vatan Partisi'ni izliyoruz. Vatan Partisi olarak yaptığımız araştırmalara göre İzmir'de atıl durumda 80 bin konut stoğu bulunmaktadır. Tamamen bitmiş, elektrikleri çekilmiş, depreme dayanıklı, yaşamaya hazır ancak içinde insan olmayan 80 bin yeni konut. İzmir'i vuran depremde evi yıkılan ve yıkılacak olan yurttaşların konteynerlarda kalmaması için Vatan Partisi'nden kritik bir öneri geldi. Açıklama Bayraklı'daki Rıza Bey apartmanı önünde yapıldı. İzmir'de 80 bin yeni konutun boş olduğunu belirten Vatan Partisi İzmir İl Başkanı Rifat Mutlu, yurttaşları bu evlere yerleştirelim dedi. Vatan Partisi olarak İzmir'de bulunan 80 bin atıl konut stokunun hem çadırda yaşayan depremzede aileler için ve hem de depreme dayanıksız konutlarda yaşayan insanlar için devlet desteği ve vatandaşlarımızın da katkılarıyla sahiplendirilmesi şeklinde somut bir çözüm öneriyoruz. Mutlu, konutları satılamayan müteahhitlerin de devlet eliyle desteklenmesinin ekonomiye canlılık katacağını vurguladı. Stoku oluşturan, konutları yapan müteahhitlerin konutların satılmaması nedeniyle ödeyemedikleri banka kredileri hem devlet desteği hem de evlerin yeni sahipleri tarafından yapılacak katkılar ile devlet tarafından planlanıp ödemeler yapılabilecek ekonomi canlanacaktır. Vatan Partisi'nin önerisi kabul edilirse çadır kentlerde hali hazırda yaşayan 4000 civarındaki yurttaş depreme dayanıklı yeni yuvalarına kavuşacak. Ve Covid-19 tedavisi tamamlandı. Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanı'nın ve İçişleri Bakanı İzmir'e deprem bölgesine gitti değerli izleyiciler. İzmirli hemşehrilerimize hem başsağlığı hem geçmiş olsun dileklerimi bir kez daha yinelemek isterim. Bir süredir koronavirüs tedavisi gören İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İzmir'de deprem bölgesinde incelemelerde bulundu. AFAD İl Koordinasyon Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyen Soylu, geçirdiği koronavirüs rahatsızlığı hakkında konuştu. 24 saatin 18 saati çalışan bir insanım. En çok bana dokunmaz diye düşünüyordum ama bu işe öyle delikanlı falan dayanmıyor. Yani. Kimse kendine çok güvenmesin. Gecenin 3'üne 4'üne kadar çalışıp sabahın erken saatte tekrar çalışabilen bir performansa sahibim. Vallahi yere serdi ya. Yani nefes almaya şükrettiğiniz bir hale geliyorsunuz. Soylu vatandaşların evlerinde de dikkatli olmasını istedi. Evin içine de dikkat edelim. Aile içi, ev içi daha fazla dikkatli olmak lazım. Çünkü herkesin bir sosyal hayatı var. Alıyor eve götürüyor ve evde herkes oluyor. Depremzedeler için yapılan çalışmalar hakkında 3 saatlik bir toplantıya katılan Soylu, konteyner kentteki son durumu anlattı. Yaklaşık 20 günlük, 25 günlük depremden sonraki süreç içerisinde bitmiş olacak. Bu cuma inşallah tamamlanacak. Pazar günü de Allah nasip ederse konteyner kentlere taşınmalar, Allah nasip ederse pazartesi başlar. Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın afetzedeler için yapacağı konutlar hakkında bilgi verdi. Yeni konutları yapma konusunda gerek rezerv alanları olsun, gerek yerinde dönüşüm alanları olsun, hemen hemen hepsinin çalışmaları şu anda nihayete erdi. İhaleler yapılmaya başlandı. Bir yıl sonra bu travmadan etkilenen vatandaşlarımızın göreceksiniz ki yepyeni bir hayatları olacak. Elbette ki kayıplarımız var, elbette ki acılarımız var ama burada el birliğinin ortaya koyduğu bir sonucu inşallah hep birlikte görmüş olacağız. İzmirliler şunu bilsinler, hiçbir eksikleri olmaz. Hiçbir eksikleri bugüne kadar olmadı, bugünden sonra da olmayacak. Aşık Veysel Rekreasyon alanındaki çadır kenti de inceleyen Soylu, çocuklara hediyeler verdi. Bakan Soylu, enkazdan 91 saat sonra mucize şekilde kurtulan 3 yaşındaki Ayda Gezgin'i de yakınlarının evinde ziyaret etti. Ziyaret basına kapalı gerçekleşti.
Ve Kızılay deprem bölgesinde faaliyetlerini sürdürüyor efendim. Sana hediye aldık. Güle güle giyersin. Türk Kızılay, İzmirli depremzedelere yardım eli uzatmaya devam ediyor. Bir sıkıntınız olursa buradayız. Sağ olun, teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. İyi ki varsınız. Kızılay Süzer İşbirliği ile depremzede çocuklara giyecek ve uyku tulumu desteği yapıldı. Süzer Vakfı'nca temin edilen uyku tulumu ve kışlık giysiler, çadır kentlerdeki çocuklara Türk Kızılay aracılığıyla dağıtıldı. Sağ olsun vatandaşlarımız her zaman bağışlarıyla bize destek oldular. Özellikle aynı bağışları bu şekilde iş adamlarımıza, vatandaşlarımıza biz Kızılay adına teşekkür ediyoruz. Bayraklı'daki çadır kent alanındaki dağıtıma Türk Kızılay Genel Müdür Yardımcısı Gazi Alataş da katıldı. Yapılan bağışları biz çocuklarımıza dağıtınca önümüz malum kış. Umarım o zamana kadar çocuklar çadırda kalmayacaklar ama enkazda birçok kıyafetlerini ya da eşyalarını kaybettiler. Bu onlara bir nebze, onları ısıtacaktır. Alataş, depremin ardından yapılan bütün yardımların depremzedelere ulaştırıldığını ifade etti. Tabii bu bağış sürecinde biz gördük ki bu millet Türkiye'nin her yerinden İzmir'e bağış yağdı. Tüm milletin âli cenaplığını bir kez daha gördük. Ve değerli izleyiciler, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Kanal İstanbul'la ilgili soruşturma açıldı. Gerekçe olarak da İmamoğlu'nun Kanal İstanbul'u kamu kaynaklarını kullanarak Kanal İstanbul'a karşı çıkması gösterildi. İçişleri Bakanlığı konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Bu yüzden Kanal İstanbul projesine karşı çıkmak için kamu kaynağını kullandığı gerekçesiyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma başlatıldı. Canınızı hiçe sayamazsınız. İmamoğlu hakkında açılan soruşturmayı ilk olarak İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener duyurdu. Soruşturma açıldığına dair gönderdi bana Sayın İmamoğlu. Soruşturma kararını İstanbul Büyükşehir Belediyesi basın sözcüsü Murat Ongun da doğruladı. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından Sayın Ekrem İmamoğlu hakkında ya Kanal ya İstanbul, Kanal İstanbul'a kimin ihtiyacı var afişleriyle ilgili olarak inceleme başlatıldığı tebliğ edilmiştir. Kısa sürede gündem olan soruşturmayla ilgili İmamoğlu'nun projeye karşı çıktığı için soruşturma başlatıldı, yalanı ortaya atıldı. Çok geçmeden İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından konuyla ilgili açıklama yapıldı. İfade talep yazısında Sayın Ekrem İmamoğlu'nun Kanal İstanbul projesine kişisel olarak karşı çıkması sorgulanmadığı gibi bölücülük suçlaması da bulunmamaktadır ifadeleri kullanıldı. Bunu biliyoruz. İmamoğlu hakkındaki incelemenin Kanal İstanbul'a karşı çıkması değil, karşı çıkarken kamu kaynağı kullanılması gösterildi. İçişleri Bakanlığı açıklamasında devletin egemenlik yetkisine ilişkin bulunan bir konuya kamu kaynağı kullanılarak karşı çıkmanın idarenin bütünlüğü ilkesine ve hukuka aykırı olduğu belirtildi. Hassasiyetlerimiz bu noktada oldu. Ve değerli izleyiciler, ara tatil başladı. Ziya Selçuk Milli Eğitim Bakanı açıklamalar yaptı. Aslında çocuğu çok fazla rehavete kapmak, yani mevcut düzenini bozmak aslında problemlere sebebiyet veriyor. Salgının gölgesinde devam eden uzaktan ve yüz yüze eğitime kısa bir ara verildi. İlkokul, ortaokul ve liseler için ara tatil başladı. Salgın sürecinde okulların çocuklar için en güvenilir ve kontrollü alanlar olduğunu sizler sayesinde kamuoyuna gösterebildik. 7 günlük ara tatilde öğrenciler dinlenirken öğretmenler mesleki çalışmalarını yapacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ara tatilin başlangıcında EBA portalı üzerinden öğretmenlere seslendi. Ve salgın devam etse de yüz yüze eğitime katılım oranları %80'in üzerine çıktı. Bakan Selçuk hem yüz yüze hem de uzaktan eğitimde kullanılacak ilkokul çalışma kitapları ve ortaokul dijital çalışma sayfalarının tanıtımına da katıldı. Ders kitabının dışında öğrenciler için çalışma kitapları olsa, kaynak materyaller olsa, tam da bunun cevabını vermek için buradayız ve somut olarak 17,5 milyon kitabı çocuklarımıza ulaştırmış durumdayız. 22 Kasım'a kadar sürecek ara tatilde öğrencilerin izleyebilmesi için EBA'ya ders tekrarları yüklendi. Uzmanlarsa ara tatilde ders faaliyet dengesinin sağlanması ve sınırların olması gerektiğini belirtti. Buna göre uyuma ve ekran başında geçirilen sürede bir sınır olmalı. Burada da aslında düzenli ders çalışmak, düzenli aslında aktivitelere, daha fazla aktivitelere katılmak ve yetersizliklerine göre bir tık biraz daha aslında ders çalışması önerilebilir. En önemlisi belki çocuğun kendi tatil programını kendi
programlaması aslında. Uzman klinik psikolog Yusuf Yerli'ye göre ara tatilde aileyle birlikte yapılan faaliyetlere öncelik verilmeli. Evde beraber kitap okumaları, evde beraber aslında film izlemek, beraber kutu kart oyunları oynayabilmek, çocuklara sorumluluk duygusunu tekrardan aşılayabilmek, yani beraber bir yemek yapılabilir, kek yapılabilir. Covid-19'da vaka sayıları artıyor ve test kuyrukları var değerli izleyiciler. Vatandaşlar şüpheleniyorlar tabii. Devlet hastanelerinde test kuyrukları oldukça uzun, saatlerce sürebiliyor. Hatta bu günlere de yayılabiliyor bazen sıra bekleyenler. Özel hastanelere gidiyor yurttaşlarımız. Özel hastanelerde de bazı fırsatçılıklar gündeme gelmiş olabiliyor. Ya da özel hastane çevrelerinde, özel testlerde vatandaşlarla konuştu arkadaşlarımız. Sabah kadar bekleyeceğiz zannediyorsun. Sıra numaram burada. 132, daha 721'deyiz. 9'da gidecek, 9'dan tekrar geri dönecek. Saatlerce kuyrukta test sırası bekleyenler. Pozitif olduğu için başkasına bulaştırma korkusu olanlar. Her geliş gidişimiz halk otobüsleriyle, belediyenin otobüsleriyle oluyor, metrobüsle oluyor. Tıka basa geliyoruz zaten buralara. Arkamda görmüş olduğunuz yoğunluk Covid-19 testi yaptırmak için bekleyenlerin yoğunluğu. Buradaki kuyruk uzadıkça uzuyor. Bayağı yoğunluk var. O kadar yoğunluk olmasına rağmen 400 kişilik bir kontenjan var. Salgında çember daralıyor. Test yaptıranların sayısında da büyük artış var. Şu an mesela pozitif gelemek kişiler de var. Bunlar her seferinde gidip geldiğinde bulaşma riski daha fazla. Buna bağlı olarak günlük test sayısı binleri buluyor. Test yaptırmak için hastane önünde bekleyenler uzun kuyruklara neden oluyor. Devlet hastaneleri sayıya yetişmekte zorlanıyor. 2 saat ben burada bekledikten sonra bir anlamı kalmaz. Hiçbir anlamı yok. 400 kişilik bir kontenjan çok çok az bir şey. Devlet hastanelerinde kuyruğa girmiş ancak test yaptırmaları neredeyse imkansız hale gelmiştir. Bu nedenle vatandaşlar özel hastanelere yönelmeye başladı. Burada sıra beklerken Covid-19 olacağım korkusuyla yaşayanlarsa özel hastanelere yoğunlaşıyor. Özel hastanelerse durumu fırsata çeviriyorlar. İnsanların maddi durumu olmadığı için test yaptıramıyorlar. Gelip burada bu sırada beklemek zorunda kalıyorlar. Acil hal tanımına giren hastalıklarda, sebeplerde ücret alınamaz. Covid-19 salgınının yayılmasıyla birlikte Sağlık Bakanlığı acil hal tanımını genişletti. Sağlık Bakanlığı 9 Nisan tarihinde gönderdiği ek genelgeyle pandemi tanısını da acil hal kapsamına aldı. Ama bu kural şu anda işlemiyor. Özel hastanelerin uyguladığı tedavi giderleri SURP içerisine alındığında bu tedavi için yaptıkları masraflar ve hizmetin karşılığı devlet tarafından ödenmektedir. Yani bu ne demektir? Eğer bir vatandaşımız bir özel hastaneye pandemi tanısı ve tedavisi de girmiş ise ondan alınan ücretler yasal değildir. Özel hastaneler test yaptıran kişi sayısı arttıkça bu durumu fırsata çevirdi. Testleri pozitif çıkan hastalarımızdan muayene ücreti adı altında test ücreti alınmaması, yine yatarak ve tedavi gören ya da yoğun bakımda tedavi gören hastaların herhangi bir ücret ödememesi gerekmektedir. Konuyla ilgili vatandaşları uyaran tüketici dernekleri alınan paranın iade edilmesi gerektiğini vurguladı. Sosyal Güvenlik Kurumu'na şikayet etmeleri gerekmektedir. Hakem heyetlerine başvurup o alınan ücretlerin geri iadesini sağlayabilirler. Değerli izleyiciler, Çanakkale'den bir haber var sırada. Çanakkale'de Ezine peynirinin ardından Ezine zeytini ve zeytinyağı içinde coğrafi işaret başvurusu yapıldı. Çanakkale'nin meşhur Ezine peynirinin ardından zeytin ve zeytinyağda markalaşma yolunda. Ezine, Ayvacık ve Bayramiçi ilçelerinden toplanan koyun, keçi ve inek sütünün karıştırılmasıyla elde edilen meşhur Ezine peyniri daha önce coğrafi işaret tescil belgesi almıştı. Şimdi bölgenin zeytini ve zeytinyağı içinde coğrafi işaret başvurusu yapıldı. Ezine ilçesinde zeytin hasadı bu yıl kuraklık nedeniyle erken başladı. İyi taneli zeytin yaptık. Bu iyi taneli zeytinin altına dökülmeden sofralık olabilmesi için erken toplamaya başladık. Zeytin üreticileri hasattan umutlu. Sulamamızı, gübrelememizi, ilaçlamamızı hepsini yaptık. Güzel de verimlerimiz var. Şu an için her şey yolunda. Ezine Kaymakamı Hacı Arslan Uzan, Çanakkale'deki zeytinin %33'ünün Ezine'de üretildiğini söyledi. Ve bunun coğrafi işareti için de Türkiye Patent Enstitüsü'ne başvurusunu yaptık. İnşallah yakın zamanda hayırlı haberi de alacağız ve bu coğrafyada zeytinin markalaşması, bir değer yaratır hale gelmesi ve bölge insanına kalkınmasına bir lokomotif olmasını arzu ediyoruz. Ezine Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Eren coğrafi işaret tescili hakkında bilgi verdi. İlçemizde zeytin birinci öncelikli ürün. Yaklaşık 117 bin dekar alanda zeytin üretimimiz var.
Bu alandan yaklaşık yıllara göre değişmekle beraber 7000 ila 9000 ton arasında bir zeytinyağı üretimimiz var. Ayvalık çeşidi %90'ını oluşturmakta bu alanların. Ezine'deki zeytinlik alanların %70'i bu coğrafi işaret sınırında bulunmaktadır. Ya bir şey yok. Evet değerli izleyiciler, bu haberle noktalıyoruz ana haber bültenimizi. Yarın saat 19'da birlikte olmak umuduyla varlığımız Türk varlığına armağan olsun efendim.